Evet efendim. Diş hekimliğindeki lazer uygulamalarını konuşacağız. Sorularınız varsa 0212 331 66 24 25, 0212 331 66 51 52 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Ya da 24 saat boyunca doktoraytu@tv360.com.tr'ye göndereceğiniz e-mail'lerle sorularınızı bize sorabilirsiniz. Konuğumuz diş hekimi Ezel Yıldız Elmas hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Ee, şimdi bugün lazeri konuşacağız. Biz alışmışız göz doktorlarıyla hep lazer konuşuyoruz. Onların elinde çeşit 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 lazerler var. Fakat son yıllarda diş hekimliğinde de hakikaten lazeri duyuyoruz. Bir kere lazeri niye kullanıyorsunuz diş hekimliğinde? Ee, lazerin kullanılma sebebi lazer önemli bir alternatif getiriyor diş hekimliğine. Ağrıyı minimalize ediyor. Kanamayı ortadan kaldırıyor. Ve anestezi korkusu olanlar için, diş hekimi korkusu olanlar için e, çok önemli bir e, çözüm üretiyor, anestezi yok. Yani biz size geliyoruz, siz lazeri tutuyorsunuz, işler bitiyor, gidiyor muyuz? Yani öyle öyle güzel oldu ki şimdi kanama yok, anestezi evet. yok, ağrısızı evet. da yok, harika. O zaman diş hekiminden korkacak bir şey de kalmadı. Evet, aslında bu sebeple çocuk diş hekimliğinde de çok yer bulmuş durumda. Ama genel olarak diş hekimi korkusu yaşayanlar için çok başarılı bir çözüm. Peki şimdi burada bir lazer aleti var. Biraz da görsel olsun diye getirdik. Şimdi benim elimde kalem gibi bir şey var. Evet. Bu ne yapar bu alet? Bu alet aslında bizim normalde kullandığımız diş hekimliği aletleriyle aynı tasarımda. Ancak farkı bu aletle hastaya temas da bulunmuyoruz. Çünkü şekli şöyle yan çevireyim. Bakın şekli e, sizin diş hekimliği aletlerinizde hani bizim korktuğumuz evet, aletler var aynı. ya o bunun diye geliyor. Evet. Ona çok benziyor. Evet. Ama bunda temas yok. Temas yok, ses yok. Dolayısıyla vibrasyon yok. Titreşim yok yani. Titreşimi yok. E, bu sebeple de minimal ağrı hissediyorsunuz ve o ses e, etkisi de kayboluyor. Peki yani ne yapıyor o dişimizi oyuyor diyor. Bu da mı oyuyor? Aslında evet bu buharlaştırıyor diyelim diş dokusunu su su içindeki suyu buharlaştırarak yok ederek ortadan kaldırıyor. Ee, aslında lazer teknolojisi Albert Einstein'ın bulduğu bir teknoloji. 80 yıl kadar önce hatta bununla Nobel de almış. 1960'larda tıp medikal alana geliyor. 90'larda da geliştirilerek diş hekimliğinde sert dokuda dişte kullanılmaya başlıyor. Aslında lazer bir ışığın kontrollü hale getirilmesi, Evet fotoelektrik kullanılarak evet. kontrollü hale getirilmesi bizim alanımızda hızlanması son yıllara rastlıyor. Geliyor. Şimdi bakın, ekranda bir bakarsak görüntüleri var e, kullanımın. Evet. Şimdi burada ne yapıyorsunuz? Burada mevcut eski bir dolguyu söküp yenisiyle yerini değiştireceğiz. Burada hasta hiçbir şekilde ağrı hissetmiyor. Anestezi altında değil. Hastaya dokunmuyoruz. Temasımız yok. Peki ama bu bir ısı var herhalde orada bu dişi. Evet, ısı açığa çıkıyor ancak ısı soğutma sistemiyle ortadan kaldırılıyor. Ha yani onu da hissetmiyor onu da Yani hissetmiyor. dişin ısındığını da hissetmiyor. Hayır. Mısır patlağı gibi bir ses duyuyor sadece. Burada yumuşak doku uygulaması var. Yine aynı şekilde yumuşak dokudaki en önemli avantajlarından biri kanamanın ortaya çıkmaması, iyileşme. Evet siz şimdi yani bayağı eti kesiyorsunuz ama hiç kanama yok. Hiç kanama yok. Sonrasında iyileşme çok hızlı, morluk yok, şişlik yok, enfeksiyon minimum. Bu sebeple bizim için evet çok güzel. Burada niye yani, kesiyorsunuz burayı? Burada bir tükürük bezi kisti var. Hastanın sürekli ısırarak oluşturduğu bir kist bu. Ondan kurtarıyoruz hastayı. Bazen küçük fibro fibrokistler oluyor ağızda. Onlar Bence ben... yönetmenimize söyleyelim. Bu görüntüyü kaldıralım. Çünkü e, burada salonda insanlar bayılmak üzereler. <laughs> kestikçe kestiniz, kestikçe kestiniz diyorlar. Evet teşekkür ederiz. Peki şimdi... E, bir kere bir ısı veriyor fakat verdiği evet. ısı soğutma sistemiyle hissedilmiyor. Dolayısıyla evet. insana bu ısıyı uygulayıp bir yerini keserken o acıdığını veya ısındığını bile anlamıyor. Evet ee, anlamıyor. Dişteki temel şeyi ne? Çünkü birçok yerde kullanılabiliyor anladım Mesela eski bir dişi oradan siz yerinden sökmek için kullanıyordunuz. Evet. Köküne nasıl iniyorsunuz onu? Ee, dalga boylarını değiştirerek... Inebiliriz. Ama bunun ağrı yapmama mekanizmasını şöyle anlatabilirim en basit. Diş ağrıyı algılayıncaya kadar geçen bir süre var. Bu çok hızlı bir süre. Lazer ondan daha hızlı. O kadar hızlı kaldırıyor ki dişi. Diş ağrı olarak algılamasına vakit kalmadan yani temizlemiş oluyor. Dişin siniri algıyı beynimize iletene kadar o hızdan daha hızlı. Ondan daha hızlı bu dişin ağrı oluyor. Dolayısıyla ağrı olarak algılanmıyor. Peki ben şunu çok duydum. Ee, çocuklardaki çürüklerde çok etkili olduğunu duydum. Evet evet. Çocukların altına özellikle çiziyoruz. Aslında tüm çürüklerde etkili. Aynı zamanda lazer atışlarıyla çürük temizlediğimizde e, bir. E, Antiseptik özellik de yapıyor. Bu sebeple yani biz, mikroba karşı evet, bir koruyuculuğu evet, da var. Evet Bakterisit özelliği var. Dolayısıyla sekonder çürüklerin ikincil çürüklerin oluşmasında oluşmamasında çok etkili. Yani bunu ağızda gezdirince mikroplara karşı koruyuculuk mu oluşmuş oluyor? Bir nevi böyle tarif edilebilir. Sken tarama işlemi yapıyoruz. Kullanım şekli, e, ariyatordan bizim kendi diğer alternatif aletlerimizden farklı olarak burada tarama şeklinde uygulaması yapılıyor. Dolayısıyla Evet, bir nevi dezenfekte ederek işlemimize devam ediyoruz. Yani siz bunda çocukların dişindeki çürükleri veya olası çürükleri. çürük yapacak mikropları sadece üstten tarama gibi üstünden geçirerek doğru. alttaki dokuyu korur hale getiriyorsunuz. Doğru, doğru. Uykulabası Dokunmadan mı? etmeden yani. Dokunmadan uzaktan atış yaparak bunu başarabiliyoruz. Özellikle bu çocuklarda kullanımı demek ki. E, daha iyi çünkü çocuklar biliyorsunuz hani biz zaten korkuyoruz diş hekimden çocuklar iyice ağzını aç bilmem ne ben hep şunu söylerim çocuklarla uğraşan diş hekimlerinin parmaklarına bakar hep tamam mı parmakları diye çünkü o parmağı o çocuk yani biz neredeyse ısıracağız çocukların ağzından çıkarmak çok kolay değil yani evet tüm dünyada çocuklar için daha çok öne sürülürken nazar aslında Türkiye'de yetişkinler için de iyi bir alternatif çünkü Türkiye Türkiye'de çürük sıklığı çok fazla yani çok küçük yaşlardan çürümeler başlamış insanlar 30'lu yaşlara geldiğinde ikinci il üçüncül çürükleri başlamış. Defalarca dolgular değiştirilmiş. Dolayısıyla iyi bir dolgu yapmak bizimki gibi yaygın çürüğü olan toplumlarda çok daha önemli, kritik bir mesele. Peki gene ben çocuklarla ilgili bir soru soracağım tamam. müsaade ederseniz. Çocukların süt dişlerindeki çürükler tedavi edilmeli mi? Orada bu işe yarar mı lazer? çocukların süt dişindeki çocukların tedavi edilmesi çok önemli. Evet kesinlikle lazer çok iyi bir alternatif. Çünkü süt dişi çürüyen bir çocuk hayatı boyunca diş hekimliğiyle diş doğru bir ilişkiye girmeli. Ondan korkmamalı, iyi bir ilişki kurmalı. İlk tecrübesi için de oldukça iyi. Çünkü canını yakmadan, ona dokunmadan, rahatsız etmeden, keyifsiz bir tecrübe yaşamadan diş hekimliği tecrübesini atlatacak. Aslında bunun için biz hep şeyi öneriyoruz. Yani çocuklar Çocukları diş hekimine dişi çürümeden ağrımadan evet, götürün iken. bir tanışsın merhaba desin bir gitsin orada iki oyuncakla oynasın. Evet, yani orayı hoş bir yer olarak hatırlasın hafızaya öyle kaydetsin ki bundan sonra gidişe kolay olsun diye sorumuz var onu alalım. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, lazerle dişleri parlatmak mümkün mü? Heh, hadi bakalım evet madem her şey yapıyorsunuz bunu da yapıyor musunuz? Ee, lazerle diş e, taşı temizliği mümkün. E, diş eti hastalıklarının tedavisi mümkün. Bu dediğiniz diş parlatmayı kapsar. Lazerle beyazlatma yapmak da mümkün. Beyazlatmada dişin rengini değiştirebiliyoruz. 8 ila 10 ton beyazlatabiliyoruz. Evet mümkün. Çok teşekkür ederim. Evet. Peki şunu soracağım. Ee, mesela diş taşını yok ederken hı hı. dişe zarar vermiyor mu? Çünkü diş taşlarını siz böyle normalde o kancalarla mancalarla temizliyorsunuz aralara girip. Evet evet ultrasonik titreşimli aletlerle kırarak temizliyoruz ama lezer teknolojisinde şunu kullanabiliyoruz lezer koyu rengi afinite olabiliyor ee, bunu ayarlayıp sadece diş taşlarını dişe tutuyoruz ve sadece taşları temizleyerek yani dişe hiç zarar vermeden çıkabiliyoruz. Etki edeceği dokunun rengine göre ayırt ayır dedi. Diş taşı daha koyu olduğu için diş, diş taşına etki ediyor ama dişe etki etmiyor. Evet doğru. Ha, çok güzel bir temizleme yöntemi. Vallahi evet. süper. Öbür titreşimli, kancalı şeylerdense hani bu ya yani gerçekten gelecek bu mudur? Yani gelecek. E, çünkü madem böyle bir alet var, madem bunları yapıyor, o zaman diğer aletler biraz yavaş yavaş ee, ...kenara mı kalkacak? Aslında gelişen teknolojiden diş hekimliği çok yararlanıyor. Nanoteknolojiden, lazer teknolojisinden. Evet teknoloji geliştikçe diş hekimliği kolaylaşacak ve alet bazlı hale gelecek. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Ee, ve evet teknoloji geliştikçe biz daha hafif elli, daha becerikli diş hekimleri haline geleceğiz. Evet dokunmadan da bu işleri yapacağız diyorsunuz. Doğrudur. Peki ee, şimdi biraz işin estetiğine girelim. Lazerin estetikteki yere bir beyazlatmayı söylediniz. 8 ila 10 ton beyazlatabiliyor dediniz. Doğru. Ki bu müthiş bir fark. Yani hmm. e, nasıl yapıyorsunuz bunu? Beyazlatmanın özel teknikleri var. Ofis beyazlatması diyoruz. Hekimin gözetiminde yapılan beyazlatmalar bunlar. Özel bir jel sürüyoruz ağza. O jeli lazer ışığıyla aktive hale getirebiliriz. Beyazlatması sadece lazerle yapılmaz. Lazersiz de yapılabilir. Her şekilde efektif bir uygulamadır. Hasta tatmini yüksektir mutluluğu yüksektir. E, lazerin estetikte kullanımı aynı zamanda diş eti düzenlemesi, pembe estetik dediğimiz sistemle de yapılır. Peki bir sorumuz var, sonra pembe estetiğe devam edelim. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Diş taşları temizlettikten sonra tekrar diş taşı oluş oluşur mu acaba? Evet oluşur. Eğer ağız yeterli ba yeterli bakıma sahip değilse çok hızlı da oluşabilir. Diş taşı bakteri plağının yani yemek artıklarının ağız içi... Mikropları ile birleşmiş halinin taşlaşmış halidir. Dolayısıyla siz bakteri planı mikrobu ağızdan atabilirsiniz fiziksel olarak iyi bir fırçalamayla diş taşı olumunu oluşumunu geciktirirsiniz. Onun için bir özel bir macun var mıdır acaba diş taşı için? Macundan çok fırçalama tekniği üzerine düşünmemiz lazım. Macunlar mutlaka etkili ancak en etkili şey elinizle... E, dişlerinizi temizlemeniz fırçayla yaptığınız başarılı bir temizlik. Teşekkür ederim. Peki bir soru daha var onu da alalım. E, merhaba ben Aytuğ Beyciğim daha önce dişimi hiç temizletmedim. Temizleten arkadaşlarım diyor ki temizlettik ama sonra lekeler daha çok oluştu. Bu ne kadar doğru bir? İkincisi bununla yapılan temizlikten sonra bu oluşur mu? Tekrardan leke yani yapar mı? Eee Bazen bu şikayetlerle gelir hastalar, diş taşı temizliğinden sonra daha çok kirlendi gibi. Ancak ben şöyle düşünüyorum, tabii ki hatalı yapılan işlemlerin sonuçları olabilir. Ama yine de hasta belli bir temizlik ve beyazlık düzeyini sürekli görmek istiyor ağzında. Ancak diş taşı yeniden oluşur bakımsız ağızda. Dolayısıyla eğer kendi performansınızı değiştirmezseniz, hekim ne kadar başarılı bir temizlik yapsa da onun süresi kısıtlı olacaktır. Lazer'in alternatif sunduğu şey, diş taşı temizliğinde bakterisit özelliği diş eti hastalığına yatkın olan kişilerde o bakterileri dezenfekte de ediyor. Sadece fiziksel temizlik yapmıyor. Bir çeşit kimyasal temizlik de yapıyor. Yani diş taşlarımız aslında Fosiller evet, yani doğru. bakterilerin hı hı. ve yemek artıklarının birikip orada taşlaşmış hali. Doğru. Hani nasıl bulunuyor fosiller kayalarda bizim ağzımızda da böyle kayalar oluşuyor. Şimdi buradaki lazerin özelliği anladığım kadarıyla gelecekte bir kere temizledikten sonra gelecekte de oluşabilecek o bakterilerin etkilerini bakterileri yok ederek temizliyor. Yani ağzınızı adeta bir mikroptan arındırma işlemi yapmış doğru. oluyor. Hı hı. Değil mi? Doğru. Peki o zaman... Estetik demiştik diş eti pembe estetik. Şimdi bu diş etinde hakikaten benim aklım ermiyor. Yani o görünen koyu renkli olan diş eti bir anda görünmez ve pembe renkli hale, hale geliyor. Gelip. Nasıl yapıyor bunu lazer? Ee, lazer bunu yüzey taramasıyla yapıyor. Koyu alanları tıpkı diş taşını seçtiği gibi diş etinde de koyu alanları soyarak yapıyor. Ee, ancak sadece hmm. diş etindeki koyu lekeleri temizlemiyoruz. Diş eti seviyelemeleri de yapıyoruz. Dişi ne kadar güzel yaparsak yapalım, ne kadar <laughs> beyaz olursa olsun diş eti ve ağız dokusu bir çerçeve gibi. Resmin güzelliğini ortaya çıkaran <laughs> bir çerçeve gibi. Diş etini yeterince sağlıklı hale getiremezsek ve e, güzel bir çerçeve haline getiremezsek... içindeki resmi başarı, göstermez. Evet göstermiyor. Dolayısıyla dişleri prepare ederken, protez haline getirirken ya da beyazlatırken mutlaka diş eti sağlığını da diş eti estetiğini de işin içine dahil ediyoruz. Peki demin beyazlatmayı söylerken dediniz ki lazer yöntemi var. Bununla yapıyoruz. Başka yöntemler de var. Beyazlatma zararlı mıdır? Şimdi size böyle küt diye sorayım ben de. Beyaz. <laughs> Çünkü neden Hepimizde şu his var değil mi? Yani dişimizi beyazlattığımız zaman bir şeyler oluyor orada. Acaba evet. bir şey kaybediyor muyuz? Yani ben bunu tekrar tekrar yapabilir miyim? Yani bir zarar veriyor muyum? Hani güzel bir şeyler yapıyorum ama acaba bir yerinden bir şey gidiyor mu dişimin? Evet bunu bunu hastaların hepsi neredeyse endişeyle sorar. Ancak diş hekimliği koltuğunda size uygulanan hiçbir madde size zarar veremez. Kontrolsüz kullanımlar, onaysız ilaçların uygulanması dışında... Beyazlatmanın çok basit bir uygulama mantığı var. Beyazlatmada biz oksijeni kullanıyoruz. Oksijen beyazlatmasını kullanıyoruz. Peroksit beyazlatması yapıyoruz. Tıpkı oksijenli su cildinize değdiğinde nasıl beyazlıyorsa, dişinize değdiğinde de beyazlıyor. Ancak dişin en dış tabakasında yapıyoruz ve o ölü bir doku. İyileşmiyor. Beyazlattığımızda geriye dönüşü olmuyor. Bu sebeple beyazlatma başarılı hidroksil denen bir iyon çıkıyor mineden yerine oksijen iyonu giriyor. Aslında hidroksil vücudumuzdaki bütün apatitlerde zayıf olan iyon. O çıkıp oksijen girince diş daha dayanıklı hale bile geliyor. Yani birçok çalışmayla şunu bile ispat edebiliriz doğru bir beyazlatma mini yapısını kuvvetlendirebilir. Yani zayıflatmak değil hakikaten kuvvetlendiriyor yani içinde yani daha çözünmez. zayıf bir maddeyi alıp daha kuvvetli bir maddeyi, maddeyi içeri koyuyor. Evet oksijeni koyuyor oksijen yararlı ve güzel. Ve beyazlatabilen de bir madde. Peki. Samsun'dan bir telefonunuz var. Abdullah Bey bizi arıyor. Günaydın efendim. Günaydın. İyi günler. İyi günler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hayırlı cumadan, hayırlı kandil. Sağ olun. De. Size de hayırlı Cuma. Buyurun efendim. Sizi dinliyoruz. Şimdi ben 3 defa dolgu yaptırdım. Dolgular hep düşüyor. Biraz da bende de suç var. Oynuyorum herhalde. Bunların lazerli bir tedavi imkanı var mı? Peki. Neden oynuyorsunuz Abdullah Bey dolgularınızla? <laughs> Valla diş etlerim herhalde sızlıyor. Ondan diş eti mi var tam da bilmiyorum Peki hemen soralım. Üç defa dolgu yaptırmış. Dolgularım bile düşüyor diyor. Ne önerirsiniz Abdullah Bey? E? Lazerde ne alternatif olabilir bunu paylaşabilirim. Ee, dişler aşındırılırken standart tekniklerde bir çeşit talaş oluşur dişlerin yüzeyinde. Bir daha niye aşındırıyorsunuz dişi? Çürük dişi aşındırıyorum. Çürükle birlikte Hayır. aşındırmaya başladığımda. Yani biz o oyuyor diyoruz. Oyuyor. tamam evet. oymaya başladığımda o kelimeyi kullanmak istemedim. Evet, tabii ama biz biz öyle tahayyül ettiğimiz işi işte aşındırmak deyince anlamıyoruz çünkü. Evet. Oymaya başladığımızda bir çeşit talaş oluyor. Eğer o talaş doğru kaldırılamazsa uygulanan madde birleşemiyor dişle. Lezerin bir avantajı diyelim hekimin o talaşı kaldırma becerisini ortadan kaldırıyor. Otomatikman otalaşı kaldırıyor. Dolayısıyla uygulanan maddenin bağlanma e, olasılığını %100 hale getiriyor. Yani e, Abdullah Bey, e, <laughs> hani böyle şey marangozlar bir ahşap kestikten sonra yüzeyi iyice yıkar, temizler, fırıl fırıl yapar sonra iki yüzeyi yapıştırırlar ya. Şimdi dişte de... O dişi içini temizledikten sonra e, doktorumuz diyor ki içinde bir miktar tozu talaşı kalır. Onun çok iyi temizlenmesi gerekir. Bazen bu olmuyor. Böylece dolguyla iç diş yüzeyinin tutunması biraz zor oluyor birbiriyle diyor. Lazer yapıldığında bu çok daha iyi oluyor. Çünkü onu ortadan kaldırmak gerekmiyor. Belki bu size bir çözüm olabilir diyoruz. Sorunuz için çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, iyi yayınlar, iyi günler. Sağ olun Abdullah Bey. Evet, yani aslında hakikaten ...konuştukça çıkıyor ortaya. Evet. O kadar çok kolaylık var ki galiba sizin bir sürü aşamalarınızı da ortadan kaldırıyor lazer. Değişen teknoloji <laughs> diş hekiminin becerisini öngörse de aslında hata paylarını ortadan kaldırıyor. Lazer de bunun gibi. Ne kadar teknolojik aletler kullanırsak o kadar insan hata payını ortadan kaldırıyoruz aslında. Peki şimdi bir sorum daha var. Bunu bir cerrah olarak soruyorum. Bizim şöyle... Biz de kendi paraskopik yani kapalı ameliyatlarımızda mesela lazer kullanırız. Evet. Ee, fakat kullandığımız zaman şöyle bir risk vardır. Bizim işte ucunda bir kırmızı ışığımız vardır. Hı -hı. Kırmızı ışığı bir dokunun üstüne getiririz. Fakat şimdi bir bıçakla bir koterle yaptığınızın dışında lazer çok hızlı hareket eder. Yani Hı -hı. dokunduğunuz anda o dokuyu ortadan yok ediverir, Hı -hı. buharlaştırır. Ee, sizin... Dokular arasında böyle çünkü bazen bunun komplikasyonları olur bizim ameliyatlarımızda. Sizde böyle komplikasyonlar var mı? Yani bunun için ciddi bir tecrübe beceri gerekiyor mu? Doğru. Bu <laughs> önemli. Biz bunu hem avantaj hem dezavantaj olarak yaşıyoruz. Avantajı şu sadece ışık tuttuğunuz alana e, müdahale ediyorsunuz. Alternatif sistemlerde çevre alanlar masum olsa da onlar da işin içine giriyor oymada. Bu, bu bir çok, çok özel çok noktasal evet, bir noktasal. etki yapıyor. Evet. evet o bu çok bir avantaj. büyük avantaj. Dezavantajı da evet eğitime ihtiyaç var. Hekimin eli, bilgisi, yardımcısının bilgisi gerekli. Evet. Yani burada çünkü doku seçerken onun dalga boyutu önemli, Doğru. ne iş yapacağız. Yani ciddi bir hani fizik bilgisi demeyelim belki çok total ama ciddi bir alete de hakimiyet Doğru. ve öğrenme eğrisi var ama kullanıldığı zaman anladığım kadarıyla lazer ki önümüzdeki yıllarda herhalde çok da şey de böyle küçük portatif de bir alet. Yani evet, evet. hani lazer deyince büyük kocaman makineler geliyor gözüme. Öyle de değil, çok kolay bir alet. Hmm. Ee, hem dokunmadan hem ağızdaki mikrobu tamamıyla e, yok ederek sadece taramayla yok ediyor. Yani ne çalkalıyorsunuz ne yakıyorsunuz ne şey yapıyorsunuz evet. taramayla yok edebilen ve işlerinizi hızlandırıp kolaylaştırabilen bir Kanama teknoloji yok. için. Yok. Evet. Dolayısıyla cerrahi sonrası <laughs> şikayetler minimuma iniyor ağrı şiş mesela gömük 20 yaşların çıkarılmasında kemik kaldırma işlemlerinde ee, Gömük biz... 20 yaşlar dediniz de yani bende var da bir tane onun için soruyorum ee, onlarda şişme olmadan kanama olmadan mı çıkartıyorsunuz? Kemiği ne kadar temiz kaldırırsak biliyorsunuz o kadar ne kadar e, temiz çalışırsak diyelim ne kadar az kontamine çalışırsak o kadar az şişlik olacaktır. Evet lazerde bunu en iyi sağlayabiliriz. Vallahi bilsem telefonla bağlanırdım ben de ama <laughs> evet e, diş hekimi Ezel Yıldız Elmasa çok çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür verdiği edelim. bilgiler için efendim